Merhaba sevgili Nesin.com üyeleri. Perşembe günkü Euroleague bülteniyle karşınızdayız. İlk karşılaşmamız 741 koduyla CSKA Moskova Nizhny Novgorod karşılaşması. Handikaplar ilk yarı 8.5 ve maç sonu 16.5'la Nizhny tarafında. Toplam sayı olarak da 162.5 görüyoruz. CSKA Moskova yoluna kayıpsız devam ediyor. İçeride dışarıda fark etmiyor. Farklı kazanmaya devam ediyor. Son haftalarda özellikle Nande De Colo çok ön plana çıkmaya başladı. Çok güzel şut atıp CSKA Moskova hücumlarında gerçekten hani en önemli payı kendisinde görüyorum şu anda. Diğer oyuncular da özellikle Teodosic önderliğinde önemli dış şut imkanları buluyorlar ve CSKA Moskova hücum anlamında durdurulamaz bir takım konumunda. Ve belirtmekte fayda var. Hani Sonny Weems ve Kiryapa ikisi de şu anda yok ama CSKA Moskova kesinlikle onları şu anda aramıyor. Bu ne kadar böyle devam edecek? Açıkçası bilmiyorum ama özellikle Weems ve Kiryapa'nın da katılmasıyla birlikte eğer bu şekildeki hava korunursa CSKA Moskova'nın rakipsiz olabileceğini söyleyebiliriz ve şampiyonun en büyük adayı olacaklardır hiç kuşkusuz. İtudis de gerçekten şu ana kadar çok önemli bir iş yapıyor. Rakip Nizhny Novgorod da hani VTB'de bu sezon önemli işler yaptılar. Euroleague'de de zaman zaman önemli işler yaptılar. İlk kez top 16'dalar. Geçen hafta Efes karşısında hücumda büyük rekorlar kırarak Efes'i farklı geçtiler ki hani ilk yarıda buldukları 65 sayı bir Euroleague rekoruydu. NBA maçı eşliğinde sanki NBA maçı gibi bir karşılaşma izledik. Ama ne yazık ki CSKA karşısında şu anda hangi takım olursa olsun direnemiyor. Özellikle de CSKA kendi sahasında oynuyorsa şu ana kadar bütün takımlara karşı ilk yarıdan evinde oynadığı maçlarda CSKA farkı açmayı başardı ve maçın sonunda bu şekilde tamamladı. Nizhny karşısında da benzer bir şey bekliyorum. Açıkçası ilk yarıdan farkın çift taneleri çıkması da muhtemel. Buradaki tercihim ilk yarı 1 olacak. İkinci karşılaşmam 654 koduyla Maccabi Tel Aviv Real Madrid karşılaşması. Burada handikapsız seçim olarak 1.45'ten Real Madrid'i 2.30'dan da Maccabi Tel Aviv'i alabiliriz. Buradaki tercihim handikapsız Real Madrid 1.45'ten. Çünkü gerçekten Maccabi zor bir yer. Özellikle Nokia Arena'da taraftar desteğiyle Maccabi çok önemli maçlar çıkarabiliyor. Maccabi de yenmek çok zor ama eski Maccabi olmadığını da biliyoruz. Real Madrid için de açıkçası geçen sezonki Euroleague Final Four'un bir rövanş niteliğinde karşılaşması olacak. Maccabi'ye kaybetmişlerdi. Bu karşılaşmaya bu gözle de bakabilirler. Sergio Rodriguez'in gelişiyle birlikte de Real Madrid'de bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Sergio Llull'un bir sakatlığı vardı. Bu karşılaşmada oynamayabilir ama Real Madrid genel anlamda bakarsak gerçekten çok iyi bir kadro. Ne yaptığını çok iyi bilen oyunculardan kurulu. Şu ana kadar da hiç kaybetmediler. 4-4 yaptılar. Maccabi deplasmanında da hani bir şekilde kazanacaklarını düşünüyorum. Handikap riskine girmeden 1.45'ten Real Madrid'in değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Üçüncü ve son karşılaşmam 745 koduyla Anadolu Efes Olympiakos karşılaşması. Handikaplar ilk yarı 1.5 ve maç sonu 2.5'la Anadolu Efes tarafında. Toplam sayı olarak da 143.5'un açıldığını görüyoruz. Efes için çok önemli bir karşılaşma. Şu ana kadar 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyetleri var ve özellikle gruptan çıkmak istiyorlarsa kendi sahalarında bundan sonra hiç kaybetmemeleri gerekiyor. Burada alınacak her mağlubiyet Efes için eksi olacaktır. Olympiakos şu ana kadar 4-4 yaptı ve eğer Efes Olympiakos'u yakalamak istiyorsa bu karşılaşmayı mutlaka kazanmak zorunda. Eğer kaybederse puan farkı 3 maça çıkacak ki bundan sonraki süreçte gerçekten kapatılması çok zor bir fark olacak. Efes'e baktığımızda geçen haftaki Nizhny deplasmanında yenilen 3 basamaklı sayıyı bir kenara bırakalım. Efes'in her zaman Avrupa'nın en iyi savunma yapan takımlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Zaman zaman bu tarz maçlar yaşansa da Efes özellikle savunmasıyla ön plana çıkan bir takım. İşte Malaga karşısında savunmasıyla nasıl maç ortak olduklarını gördük. Olympiakos'ta çok atan bir takım değil. Özellikle Sporlunis'in ikili oyunlarıyla sonuca giden bir takım. Ben Efes'in özellikle bu ikili oyunları durdurduğu sürece maçta her zaman şansının olacağını düşünüyorum. İki tarafını da açıkçası kazanma ihtimali eşit olarak görüyorum. Bu sebeple toplam sayıya yöneleceğim. Savunmaların savaşı şeklinde geçecek bir karşılaşmada 70'lere çok da ulaşılmasını beklemiyorum. Bu sebeple burada da alt tercih yapıyorum. 3 karşılaşma için tercihlerim bu şekilde. Herkese bol şans diliyorum.